Sevgili izleyenler, merhabalar. STV stüdyolarından sevgiler, saygılar hepinize. Bugünkü duayenler konuğum Cumhuriyet Halk Partisi eski Odunpazarı İlçe Başkanı. Aynı Merkez zaman. İlçe Başkanı yaptınız mı siz başkanım? Yaptım tabii. Yaptınız değil mi? Yaptım. Yani ben öyle hatırlıyorum. Çünkü baktığı zaman birileri de ya Merkez İlçe Başkanı Odunpazarı İlçe Başkanı değil mi? Yok yok. Önce yaptınız Merkez İlçe evet, Başkanı. Yaptınız 1987'den 90'a kadar. Barışım da doğru yani. Doğru. Evet, evet konuğum Sayın Erdal Çakıcer. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki hani yaşça duayen değil Sayın Çakıcı'ya ama gerçekten ben mesleğe başladığım 75 yılından beri Sayın Çakıcı'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gördüm. Evet. Yani yaklaşık 40 yıllık bir siyasetçi, kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne adamış bir isimlerden birisi. Bu yüzden yaşça dedim ya, yaşça duayen değil ama siyasetten duayen gerçekten yani. Sayın Başkan hoş geldiniz yani tekrar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor pandemi? Vallahi pandemi sıkıntılı. Yani ekonomik olarak da sıkıntılı, siyasi olarak da sıkıntılı. İnsanlarımız çok problemli bir dönem yaşıyorlar. Umarım en kolay şekilde atlatacak şekle dönüşür İnşallah. Diye düşünüyoruz yani. Evet, sağlık görevlisi hep biz kendimizi kollama ve korumaya çalışıyoruz. Evet. Ama şey görüyoruz çevremizi. Kimin ne olduğu bilmiyorsun. Kimin hastalık taşıdığını bilmiyorsunuz. Bir anda bakmışsınız kendinizi hastalıkla içe buluyorsunuz. Evet. Bir de çok hızlı yayılıyor. Hayır, evet yani aynen. Ama biraz da şu var Sayın Başkan yani özellikle gençler hani biz orta yaşlılar veya yaşlılar çok dikkat ediyoruz buna. Onu çok özellikle önemsiyoruz. Görüyorum ben. Ama gençler ne nasılsa bana bir şey olmaz bir havası içerisinde. Maske takmıyor, sosyal mesafeyi kurmuyor. Bakıyorsun toplu oturmayın. Özellikle en az 5-6 kişinin ortamdan uzaklaşın veya aranızda bir en az 1,5 metre mesafe koyun diyorlar. Maalesef bunu yapamıyoruz. Şey vardı tabii yani Türkiye'de son dönemde yaşam biçimlerimiz falan çok değişti Sadi Bey. Yani biz işte hastalıkla ilgili belki bu kadar Türkiye etkin bir şekilde değildi ama bu alışkanlıklardan bir anda gençler vazgeçemediler evet. Ya da vazgeçmek istemiyorlar. Örnek de olmak istemişti. Yani. Bir de işte yaş işte ilk önce 65'e dokunur falan deyince bize bir şey olmaz havası esti. Ya muhtemelen evet, oldu. Evet. Ama bunun kendilerinin dışında evdekilere de yaydıkları düşününce böyle bir sıkıntılı bir dönem oldu ama yani hükümet ciddi ciddi kararlar almaya çalışıyor. İşte belediyeler ciddi kararlar evet. almaya çalışıyorlar. Bu kararlar da uygulandığı sürece işte il hıfzı sağlık kurulları falan zannedersem bir noktaya gelecek diyor. Umarım yani bugün... kısa zamanda gelir. Yoksa evet şu en azından geçen bir haftalık süreçte alınan bazı tepkiler vardı. Bugün öğlen izledim haberlerde. O tepkilerin çok fazla işe yaramadığı ortaya Gözler. Çıkmış. Evet, evet. Bugün Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşecek Cumhurbaşkanı'nın başkanında. Muhtemelen birçok ilde sokağa çıkma yasağı. Şey var, saat 8'e kadar işte ya da 8'e 10'a kadar diyorlar ama 8'e 10'a kadar insanlar herkes sokakta. Yani evet. sadece okulları kapatmak yetmiyor. İşte iş yerleri açık, şeyler açık. Yani sadece nereleri kapattılar? İşte lokantaları kapattılar, işte çay ocakları kapandı, kahvehaneler kapandı. Evet. Ama bu da tek başına yetmiyor ya. O da o esnafı sıkıntıya sokuyor. Aynen. Yani aynen. onlar da çok ciddi bir evet. problem geldi. İşte hastalığın yayılma hızı değişmedi. Yani adam örnek veriyorum Arçelik Eskişehir'de olduğu için söylüyorum ya da Yeti'ye veya herhangi bir fabrikaya gidiyor. Orada 1500 kişi, 1000 kişi, 300 kişi çalışıyorlar. Birlikte iş ortamı paylaşıyorlar. Otobüste aynı yerde gidip geliyorlar servis aracında. Yani. Yemek de birlikte yiyorlar. Bunu akşam eve geliyor. Bu sefer de aile ortamı. Zaten en sık bütün araştırmalar da bulaşının aile içerisinde, aile içerisinde. Olduğunu düşünüyor. Aynen. Bu da hızlanıyor. Yavaşlamak yerine hızlanıyor. Ya tabii bilim kurulu üyelerinin işte Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Bilim kurulu üyeleri bu konuda kararlıdır diye bilim kurulu üyeleri dediler. Biz öyle bir yetkimiz falan yok. Biz sadece Cumhurbaşkanı tabii. Yani zaten bilim kurulu yani bilim kurulunun karar alma yetkisi yok. Bilim kurulu zaten görüşüyor. Cumhurbaşkanı tavsiye ediyor. Cumhurbaşkanı da ya uyuyor ya da bazen çıkarıp üzerine ekleme yaparak. Neyse yani, konumuz bu değildi. İnşallah. Ya işte ama bunu da konuşmak evet. gerekiyor diye iyi oldu. Onun için herkese buradan şey söylüyorum beraberce. Işte, maske, mesafe, hijyen. Evet. Yani temizliğe evet. dikkat edelim. Aynen. Kendimizi ve sevdiklerimizi mutlaka koruyalım diyorum. Aynen. Bir de tabii ki yani kurallar uygulamamak için konulmamıştı. Mutlaka yani tabii. bütün bilim kurulu üyeleri, bütün sağlıkçılar, bütün hocalar
özellikle temizlik, maske ve mesafe konusunda üzerine çok duyuyorlar. Maskemizi, yani ev ortamından çıktıktan sonra kesinlikle maskemizi takmak zorundayız. Takmalıyız yani. Ya kesinlikle. Temizlik ve maske kesinlikle. Evet. Çünkü o mesela yine bilimsel bir kanıt. Mesela tüm dünyada bu sene gribin daha az olduğu. Evet. Bu da maskeden kaynaklı. Tabii yani. Tabii. Yayılmanın şeyleri evet. için. Biz hastalıkla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza sağlık çalışanlar. Sağlıklar dilerim. Geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar, sevdiklerine tekrar kucaklaşırlar, sevdiklerine tekrar bir arada olurlar diyelim. Gelelim konumuza. Sayın Başkan, öncelikle tabii Eskişehir sizi tanıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı sizi tanıyor. Ama yine de adettendir diyoruz. Biz, Erdal Çakıcı'yı kimdir, tanıtır mısınız kendinizi? Tabii. Erdal Çakıcı'yı kimdir? Ben 1959 Sivrisar'ın Sargavak Köyü'nde doğdum. İşte ilk orta ve lise eğitimimi Sivrisar'da tamamladık. Sivrisar'da tam olarak 1978 yılınca o zaman LMS'ydi. Eskişehir evet. Lokomotif ve Motor Sanayi'ydi. Bugünkü Tülomsaş'ın mı? Bugünkü Tülomsaş. Hatta şimdi Tülomsaş da olmadı. Tülomsaş. Tülomsaş ne oldu işte? Tülomsaş'a işçi olarak girdik. Tabii orada işte ilk geldiğimizde buraya Eskişehir'e 1978'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarafta gençlik kollarında rahmetli Mustafa Mansızlar'la falan birlikte çalışmaya başladı. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Yerinde dinlendirsin. Tülomsaç'ta o zamanki LMS'de ilk hareketlerimiz gelir gelmez zaten sendika seçimlerinin içerisinde bulduk. Sendikacılık. Sonra 12 Eylül oldu işte. 12 Eylül döneminde bir ara oldu. 12 Eylül'den sonra Eskişehir'de SODAP'in kurucularındaydık biz. Evet. O 32-33 kişinin içindeydik. Kulak Karaçınlas'ın Aytaç abi falan işte Necdet Tanırlar falan şimdi burada bir sürü şeyimiz var. Tahsin abiler, Abdülkadir Adarlar. Tabii. Abdülkadir, evet. Şeyi mesela şimdi bazen dedik işte duayen derken biz bu partinin de şehrinde hafızasıyız. Pek çok kişi hatırlamazlar. Evet. O zaman işte Könel İşen'i vardı. Könel İşen'in 3. katında kurmuştuk partiyi. Şimdiki Reşadiye'nin orada. Reşadiye'nin orada Merkez Bankası'nın arkasında heykellerin olduğu yerdeydi hatırlarsanız. Orada işte. Tabii şimdi orada ne Könel İşen'i kaldı ne bir şey kaldı. Yani. Onlar gitti. Hatta pek çok kişiye diyorum işte ilk belediye seçimleri yapıldı. Kulak Karaçınlas'ın Aytaç abi belediye başkan adayı hatırlarsınız evet, şeyden evet. Sezai Aksoy'a. Buradan karşı. Da sevgilerimizi gönderelim evet, Aytaç abi. Evet uzun zamandır da görüşmüyoruz. Evet. Aytaç abiye saygılar sunuyorum. Şeyden olunca ben meclis toplantısına gideceğim belediye meclis toplantısına. Ben o zaman meclis toplantısında şeydeyi zannediyorum. Belediye meclis salonunu falan da o eski belediyenin şimdi konuk ev olan altında falan bir yerde zannediyoruz. Necdet dedi ki Tanrı Kulak yok dedi orada değil dedi ya. TEDAŞ'ın dedi şeyinde. Şimdi TEDAŞ'ın beyaz nedenin olduğu yer hatırlıyorsun. Evet evet. Geçmişte tiyatro salonu falan. Tiyatro salonu evet. Sonra meclis salonu evet. oldu işte. Meclis salonu falan orada yapılıyordu. Tabii o dönemde işte partinin işte kurucuyu. Sonra işte Aytaç abi ilçe başkanı oldu. Belediye başkanı oldu. İşte, adayı oldu. İstifa etti. Evet. Sonra biz Zeki ile Kulak Karaçınlas'ın onun adına saygıları. Zeki Ünal'la. Evet. Burada da sevgilerimi evet. Merkez İlçe Başkanlığı için Zeki Ünal, Doktor Necdet Özsel vardı o tarihte evet. şeyimiz, rakibimiz diyelim. Ona işte onlarla beraber ettik. Biz bir ekiptik. Ben Zeki Ünal'ın yönetiminde yer aldık. O zaman sayman üye olarak. Hüseyin abi bu arada genel sekreter olmuştu. Rahmet eylesin. Bilirsin Hüseyin Toral evet, evet. rahmetli oldu onlar. Sonra işte Zeki Bey... bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra o ilk genel seçimlerde şey oldu. 86'daki seçimlerde milletvekili oldu. Savaş Kayalar da onun yerine kaldı. O da rahmetli oldu bak. Yani evet ne kadar ya. Çok. Hakikaten duayen olduk evet. herhalde sadece. Hayır ama hayır duayen değilsiniz. Az önce söyledim ki gerçekten partinin hafızasınız yani. Yani evet. Ben dedim ya mesleğe başladığım yıldan beri sizi CHP'nin içerisinde biliyorum yani. Evet teşekkür ederim. Ya işte şeyden yerine Savaş Kayalar kaldı. Biz de işte o dönemde kongre yapılacak. Evet. Biz o dönemde çok güçlü bir ekiptik Zeki Bey'in şeyinde. Kongreler süreci başladı işte. Onun için Merkez İlçe şeyi Başkanlığı sürecini aldım, anlatıyor. 1987 yılında biz o zaman 3 kişi yarıştık. Evet. Rahmetli Özden Balemir, Kazım Kurt, ben. Üçümüz. Şimdi bizim... Tiyatro salonu falan olduğu yer var ya şeyin yanında. Eski düğün salonu vardı. Nikah salonu falan vardı hatırlıyorsun değil evet, mi? Evet evet. Orada yapılmıştı işte. O tarihte işte Kazım Başkan şimdi tabii. Şimdiki Ender'in olduğu yer. Tabii.
O köşenin olduğu. Ender Mazlum. Evet. Orada Ardüğün Salonu vardı. Evet. Art Tiyatrosu, Ardüğün Salonu. Evet. Orada olmuştu kongre. Biz orada şey seçildik. Merkez İşçi Başkanı seçildik işte. Kazım Kurt'a ve Özlem Balamer'e evet. karşı yarıştık. Ama ikisi de güçlü bir isim yani. O isimler. Evet. Tabii. Ya şeyden o zaman çok ciddi anlamda güçlü yani, isimlerdi tabii. Evet. Özden abiyi de bir de şeyi destekliyordu o zaman. Bizim genel başkan yardımcımızı, genel sekreteri Cevdet Selvi. Cevdet Selvi falan destekliyorlar. Tabii oralarda çok güzel anılarımız oldu. Evet. Ama bizim Tahsin abi benim en büyük destekçimdi. Beraber koşturduk ama Tahsin abi o dönem il başkanı yapamadık da. Öyle bir şey. Yani. Rahmetli Niyazi abi il başkanı olmuştu. Niyazi abi. Tabii ondan sonra devam ettik işte. Şey, yani. Partinin içinden hiç kopmadık zaten. Şimdi Merkez İşçi Başkanlığı döneminden sonra ben o zaman işte Tülomsaç'taydım. ANAP iktidardı. Benim Malatya'ya şeyi çıkarttılar, tayinimi çıkarttılar şeye. İşte gidip gitmeme konusunda karar verecektik. Rahmetli Selam var. Belediyeyi kazandık tabii orada. Bizim evet, işte evet. en büyük şeyim. Benim 12 Eylül'den sonra tabii. Yani. Tabii 12 Eylül'den sonra rahmetli Selam'ı Vardar'la biz benim Merkez İlçe Başkanlığım döneminde biz belediyeyi... Bir zafer kazandık. Tabii çok ciddi bir zafer kazandık. Hatta şey vardı o zamanlarda Vedat Çalar bir yazı yazmıştı. İşte sildik süpürdük falan diye. O zaman şey vardı öyle bir reklam şeyimiz de vardı. Çok büyük bir farkla seçimi almıştık Selam abici. Selam bile dedi ya gitme sen dedi boş ver istifa et gel. Yani. Ben sana dedi belediyeyi alayım. Sağ olsun o tarihte bizi belediye aldı. Sahip çıktı. Sahip yani. Çıktı. Ben işte arıtmaya temiz su arıtmanın o dönemde ilk çalıştıranlarından biz olduk yani. Temiz su arıtmada çok ciddi emeğimiz vardı işte o zaman. İller Bankası daha teslim etmemişti. İşte onun ön çalışmalarını yaptık. Sonra temiz su arıtmayı devreye aldık. İşte Eskişehir'i 24 saat su akan da benim emeğim var desem yani, herhalde evet. abartmış olmam haklısın diye düşünüyorum yani. Şeyden. Tabii o dönem bitti. Sonra işte emekli olduk, ayrıldık işte şeyden. Tekrar devam ettik politikaya. İşte en son dönemde de şeyle yine Odun Pazarı ilçe başkanı oldu. Ha o dönemlerde falan da tabii biz partiden yine kopmadık. İşte rahmetli Seydaloğlu Uslu'nun il başkanlığı döneminde şimdi bizim il başkanı Recep Taşer'le beraber il yöneticisiydik. Yani şeyden partinin hiçbir dönem evet. şeylerden korkmadık. Çok koşturduk hep vekil olalım dedik asillikte yeter dedik ama hiçbir zaman vekil yapmadılar. Biz de asil olmaya karar verdik. Yani ama küsmedik darılmadık evet, tabii şeyden yani, bu önemliydi. Şey, onun için sizi takdir ederim yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten bu yana milletvekili veya belediye başkanı adayı olanlar veya aday olanlar pek çoğunu bugün parti çatısında tamam, göremiyorum. Tamam, neredeyse hiç yok. Pek yani, çok hiç kalmadı. Doğru hayır, söylüyorsun. Yani şimdi aday olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Sonuçta bu partinin yani eğer aday olsaydınız, seçilseydiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil miydiniz? Tabii, evet. tabii ki. O görev süresi bittikten sonra siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim belediye başkanım veya milletvekilim bitti ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin organik bağımı kestirmeyecektiniz. Tabii hayır. Asla, asla. Ama yani partilik budur. İşte dedim ya yani 40 yıldan beri siz koşturuyorsunuz. Bakın yani ne belediye başkanı oldunuz ne milletvekili oldunuz. Yani bir belki gönlünden geçen makamlar oluşamadınız ama hala da bugün yine koşturuyorsunuz yani. Aynen aynen. Hala yani koşturuyorsunuz. Yani o günkü işte o tarihteki heyecanım neyse aynı devam evet. ediyorum. Hatta özür dilerim. Geçenlerde yine daha önce yapacaktım programı telefon ettim ben. Evet. Gün yüzüne mi dedin? Gün yüzüne gitmiştim. Evet. Partili görevli olarak. Evet. Partili görevli olarak gün yüzünde bu şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97 yılının anısına düzenlenen bir resim sergisi vardı. Yani. Onun resmin sergisini gün yüzünün pazarında götürdük. Orada da güzel bir çalışma yaptık bugün. Evet hala arkadaşlar. Koşturuyorsunuz yani. Tabii aynen. Ve zevkle koşturuyorsunuz. Yani evet. Ama şu partilik budur yani. Ben işte bir yere gelemedim. Aday oldum. İşte benim milletvekili yapmadılar. Belediye başkanı yapmadılar. Ama bana demek nedir bu yani? Eğer tabii. partisine görü verdiysen bak, bir dakika bakanlara şans kısmettir. Olur olmaz alınıyorsunuzdur ama sonuçta ben olamadım diye partiden kopmak ya faaliyetlere katılmak küsmek olmaz yani. Tabii. Ya bak şey de var Sadi Bey işte siz de yıllardır basın mensubu olarak da izliyorsunuz yani hem Türkiye'yi hem şehrimizi hem dünyayı izliyorsunuz. Evet.
Yani politik deneyler tabii ki işte okul okumak, bilgi sahibi olmak falan hepsi çok önemli şey. Ama o pratikteki deneyler tabii. Bir bambaşka bir deney. Sahadaki alandaki yani, deneyler evet. Çok önemli deneyler. Yani şimdi hatta bazen ulan vaz mı geçsek falan diyorum. Geçen hatta Kazım Başkan'la da böyle bir espri yaptık. Ya dedik niye biz vazgeçelim? Şeyde Biden 80 yaşına geldi Amerika'nın başkanı oluyorsa evet. Biz 60 yaşında niye vazgeçelim? Doğru. Ya böyle şey. Tabii bu bir şey oluyor. İşte siyasi partinin içerisinde kaldıkça neyi öğreniyorsun? Bir, devlet yönetme adabını öğreniyorsun. Evet. İşte şehri yönetmeye talipsin, devleti yönetmeye talipsin, devletin organlarını öğreniyorsun. Yani bugün adını şanını bilmediğin, devletin adına imza koyan bir sürü daire başkanlıkları, daire müdürlüklerinin devletin organlarında ne kadar önemli olduğunu öğreniyorsun. Bunlar işte siyasetin içerisinde kaldıkça kıymetli olduğunu anlıyorsun, evet. Biliyorsun. Yani ben her zaman örnek veririm. Mesela sorsak Eskişehir'de nüfus müdürünü belki hiç kimsenin adı bilmez. Adını şanı. Belki çok kişi önemsemez tabii, bile. Tabii. Ama düşünebiliyor musun? Bizim vatandaşlığımızı onaylayan kurum nüfus il müdürlüğü. Evet. Yani abi. Diyor ki Sadi Seda sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Evet. Bak adını bilmediğimiz kurum. Sana kimin adına veriyor. İmza koyuyor? Yani vatandaş olduğu için tabii, sana kimlik veriyor. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti devlet evet. Adına koyuyor. Evet. Onun için politikada işte kalıp içinden koptuğun zaman bu devlet yönetme geleneğini ya da şehre sahip çıkma geleneğinden de uzaklaşmış kalıyorsun. Biz biraz da meraklıyız, hevesliyiz. Bu şehre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bizden sonraki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bilgilerimizi onlara aktarmaya yani. Çalışıyoruz. Onlara önderlik yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar onlarla beraber evet. Koşturuyoruz. Hala da bu şehre bir şeyler yapacağız fırsat verildiği sürece. Tabii yani sendikacılık yaptınız. Şimdi evet. Particilik yaptınız. Yani partinin hemen her kademesinde görev aldım. Görev aldınız yani ne mutlu. Ama hiçbir zaman da tekrar söylüyorum Sayın Erdal Çakıcı'yı. Yani ben milletvekili adayı oldu. Ben milletvekili yani alt sıralara koydular diye küsmedi. Hiç küsmedi. Alt sırada da olsa sanki birinci sıradaki aday gibi tüm adaylarla birlikte evet. Koşturdular. Önemli olan o. Yani ben işte partim demek ki beni bu göreve layık görmedi veya işte ben işte birinci sıraya giremedim, ikinci sıraya giremedim diye küsmek olmaz. Tabii. Ya olmaz zaten yani, doğru. O zaman parti değilsin, menfaat partisi oluyor bu yani genelde. Tabii. Yani şeyden işte ya bak bazen konuşuyoruz işte belki geri değildir ama şimdi partide bir sürü arkadaşlarımız geliyorlar. İşte milletvekiline aday oluyor, belediye başkanına oluyor, hatta milletvekili oluyor, belediye meclis üyesi oluyor. Ama bir müddet sonra işte siz de az önce söylediniz belki hoş olmayacak ama şu anda hiçbiri yok ve çaba da sarf etmiyor. Evet. Ben kırılıyorum, üzülüyorum. Ya kardeşim seni bu partide milletvekili yapmışlar. Koruyacaksın, halatır soracaksın. Tabii, yani o çünkü sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili tabii, oldun. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi evet. Oldun. Yani öyle yani ben Erdal Çakıcı olarak tabii ki partiye pek çok şey katıyorum ama parti de bana çok şey katıyor. Yani bugün belki ben partinin içerisinde yer almasaydım, ilçe başkanı olmasaydım, bunca emek vermeseydik belki sıradan bir demiryolu emeklisi olur giderdik. Tabii. Hiç kimse de farkına varmaz. Hayır başkanım şu önemli yani şimdi atıyorum ben sadece dayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar oy veriyor. Evet. Peki eğer sizi kendinizi parti dışında görüyorsanız o cesaretiniz varsa çıkın bağımsız aday olun. Göreyim ben sizin boyunuzun üstüne yani. Bunu her zaman tabii doğru. Yani, yani herkes kendine kıymet biçiyor. Hala buradaysa arşı burada buyurun. Evet. Çıkın. Geçmiş oldu. Oldu. Bağımsız adaylar oldu. Yani ama hiçbiri kazanamadı yani. Ya kazanması mümkün. Hem kazanması mümkün değil hem de şey de değil. Yani siz de yıllarca politikanın içindesiniz. Yani. Eskişehir'in nabzını tutanlarsınız. Bu şehrin yönetiminde bulundunuz. Meclis üyeliği yaptınız. Bu şehrin geleceğine imza koydunuz. Siz de biliyorsunuz evet. Sadi Bey. Yani öyle ben kazanıyorum demekle kazanılmıyor. Aynen. Yani öyle bir şey yok yani. Evet. Onun için bu örgütlü toplumu istiyorsak onun içerisinde bir parçası olacağız. Ve o örgütlü toplumun parçası olurken de hem şehrin geleceğiyle ilgili tasarrufun olacak hem de ülkeyle ilgili tasarrufun olacak. Yoksa kenarda durarak ben varsam var, hayır, yoksam yok. Hayır. Yok öyle bir şey yok. Şimdi yani. Vakti müsait olanlar hani devlet memurunun dışında
bir fabrikada işidir. Hani 8-9 saatini o mesaide geçecekti. Onun haricinde bağımsız olanlar, yani bağımsız iş yapanların hepsi de gönül verdiği siyasi partide faaliyet göstermesi lazım. Evet. Yani hem o partiye destek anlamında hem de partinin etkinliklerinde koşturmak adına. Tabii. Yani şimdi hiç kimse kendisine sokağa çıktığı zaman soruyorsunuz, nesiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim, nesiniz? AK Parti'yim, ben şuyum, buyum. Peki, gidiyordunuz mu? Hayır. Nasıl AK Partilisiniz veya nasıl CHP'lisiniz? İşte ben gönül, ya tamam da CHP'nin hangi etkinliğine katıldınız, AK Parti'nin hangi etkinliğine katıldınız? Ya işte şey var, zaten en çok yaşamışsınızdır. Siz de yaşarsınız, biz de yaşarız. Şimdi mesela parti bir etkinlikte bulunuyor. Ya da doğru ya da yanlış. İşte adam eleştiriyor. İşte belediye başkanını eleştiriyor, milletvekilini eleştiriyor, il başkanını, ilçe başkanını eleştiriyor. Yanlıştır diyor, doğrudur diyor. Ama ben şuna inanıyorum. Yani şeyi katılsın, rahmetli Selam Vardar da bunu çok söylerdi. Niyazi abi de çok söylerdi. Evet. İnsanlar kendine yakın buldukları siyasi partilerde mutlaka yer alması gerekiyor. Tabii. Bu çok önemli bir unsur. Evet. Çünkü sen aynı zamanda kime katkı vermiş olacaksın? Bu ülkenin, bu şehrin yönetimine katkı vermiş olacaksın. Yani iktidarlar her zaman doğru şeyler yapacak diye bir şey yok. Aynen. Ama sen gerek iktidarda ol, gerek muhalefette ol. Eğer bu siyasi hamlenin, hareketin içindeysen %99 senin katkın olacaktır. Tabii. Çünkü duyarlılığın başka bir yere taşıyacaktır. Yani işte düşün, bir hastalıkla ilgili bir şey çıkıyor. En çok konuşan kim oluyor? Siyasi partiler evet. oluyor. Yani siyasi, çünkü onlar birer rol model. Aynen. O rol modelin şeyinde onların siyasi davranışları ya da hareketleri insanların sağlığıyla bile ilgili de olsa bambaşka bir yere taşıyor. İşte ekonomik olarak gerekçeler koyabilirsin. Bir sürü şey koyabilirsin ama siyasiler birer rol modeldir. İyi rol model olmak evet, gerekir. İnşallah. Peki Türkiye'de o zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi gibi başka partiler de vardı. Evet. Erdal Çakıcı niye CHP'yi tercih etti? Niye CHP'yi tercih etti? Evet. Ya şey var, biz şimdi hani ben... Hani aileden baskı mı vardı veya yok, yok, aileden... Yok, yok, yok değil. Tam tersine benim amcam, belki sen de bilirsin ya, şeyden Adalet Partisi'nde Sivrihisar'da 3 dönem belediye meclis üyesiliği yaptı. İbrahim Çakıcıer. Tamam mı? Ha, İbrahim benim öz amcam. Beraber siyaset yaptık. Evet, amcamla mesela o şeyden. Rahmetli babam da aslında şeydi. Yani Adalet Parti kökenliydi ama annem iyi bir CHP'li. Kulakları evet. çınlasın burada. Babam evet, rahmetli selamlar, oldu. Selamlar, sevgiler gönderin. Elinden şeyden, öperim. Beni aslında şeyde o dönemde işte rahmetli dayım aradı. Yaşar Genelci. O iyi bir solcuydu. İyi bir sosyalistti. Benim solcu olmama sebep odur. İşte hatta o tarihte işte insana böyle devrimci ruh var mı? İşte ortaokul son sınıfta mıydık? Neydi herhalde? Evet. Bana şeyi vermişti. Yaşar Kemal'in şeyini işte İnce Mehmet'ini. İlk okuduğum roman o olmuştu. Böyle kendimi İnce Mehmet'in yerine falan koyduk. Devrimci işte ağları falan devirdi. Evet. O gün bugündür işte böyle herhalde ruhumuzda da varmış biraz böyle devrimcilik, yani. Sosyal demokratlık. Kendimizi hep solun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulduk. Tabii o tarihlerde biz mesela Endüstri Meslekçisi'ni okurken 70'li yıllarda Sivrihisar'da şimdiki oradaki hocalarımın tamamı bilirler. Hüsamettin abi vardı. Bizim belediye başkan adayımız olmuştu. Çakır'a karşı sizin şeyde. Rahmetli amcam da aynı sandıkta falan. O tarihlerde çok koşturduk. Çok mücadele ettik evet. falan. Oradan bugünlere geldi. Yani başka parti olabilir miydi? Vallahi bilmiyorum. Ben hiç düşünmedim. Hep CHP'nin içinde yer aldık. Aynen, yani hep de solcu olduk. Solun içinde kaldık. Yani ne mutlu. Yani dedim ya, ben siz tanıdığımdan beri CHP'nin içerisinde hiçbir zaman küsmediniz. Yani ama bugün ne bileyim, bir bırakın belediye başkanı, ne bileyim belediye meclisini partiye delege yapmadı diye küsenler var yani. Tabii. Yani partiye tabii. ben delege yapmadı veya mahalle temsilcisi yapmadı diye küsenler var, partiden kopanlar var. Yani bu o zaman var, evet. CHP'ye gönül vermişlik diye bu. Yani ben bir yere gelebilmek için buradayım ben. Ben hani bir yere gelemediysem CHP'de ne işim var gibi tabii. veya başka zaten partide. İşte partili olmak burada başlıyor evet. Sadi Bey. Şimdi tabii ki herkes kendince kıymetli. Yani adam kendini işte ismi çok önemli. Belediye meclis üyesi olacağım diyor. Olamıyorsa ben olmuyorsam ben yokum. Niye yokum? Ya işte ben niye yokum demeyeceksin. Demek ki o günkü koşullar yani seni değil de onu takdir etmişler. Yani niye beni takdir etmediler kelimesi ben çok doğru bulmuyorum.
Tabii bir şey değil. Aslında belki çok şey olmayacak ama ben hep bazen de nasibe bağlıyorum. Diyorum ki yani, nasip değilmiş diyorum. Evet. Boş ver, koştur. Hayır, yapacak başka bir şey yok. Şey yani değil. Şimdi bir de gidip şey, de genel başkana kafa tutacak haliniz yok. Ya tabii. Yani. Ya bir de şey var, bak mutlu oluyorsun. Şey işte biz işte 5. 6. sırada aday olduk mesela. Hı. 2 kere koydular. Yani. Biz hiçbir zaman şey kazanamayacağımızı bildiğimiz halde kazanacakmış gibi de hep koşulduk. Ama sonuçta partinin kazanması. Kazandı. Yani. Biz mesela 3 tane milletvekili çıktık. Bir de Eskişehir'de 1. parti olduk. Bizim yani. Benim aday olduğum dönemde. Evet. Ben kazanmış kadar mutlu oldum. Yani, değil yani mi? Sanki ben kendim kazandım tabii. Gibi mutlu oldum. Emeğim var çünkü. Tabii emeğimiz var şeyde. Ya seçimlerde böyle oluyor. Zaten siyasi partilik olmak da yani. Gönüldaşlık da bu oluyor. Aidiyet duygusu duyunca o aidiyetin içerisindeki mutluluğu sen sonuna kadar yaşıyorsun. Ben partimin başarılı olduğu her dönemde o mutluluğu sonuna kadar yaşadım. Kaybettiği zaman da üzülüyorum. Şu anda da kazanmak için yine de sonuna kadar çalışmaya evet. devam diyorum. Peki tabii 80'den sonra daha doğrusu 93'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hüviyetine kavuştu. Evet. İlk Büyükşehir Belediye Başkanı aslında Yılmaz Büyükşehir Aydınlar hatırlıyorum ama Selam Vardar'ın dönemiydi. Selam Vardar'ın son dönemiydi. Son işte 6 ayıydı tamam, yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet tabii ama son da, hani o zaman daha alt belediyeler falan oluşturulmamıştı. Çünkü, şeydi yani önümüzde bir seçim yoktu. Yani seçim yoktu. Yani, kanun çıkmıştı. Ha, evet, hazırlıkları evet. tamamlanmıştı. Zaten ilk seçimde Büyükşehir gerçekleşecekti. Rahmetli Selam Vardar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçime girdi. Çıktı işte o dönemde Aydın Arat işte evet. Şey kazandı. Seçimi kazandı. İşte Ayhan Boyar şeyi. Odunpazarı, Teobaşı Orhan Soydaş. Orhan Soydaş kazandı. Ziyaz rahmetli Aydın Arat'ın da Allah kanı kanı rahmet etsin. Rahmet. Ömrü evet, sonuna ömrü kadar vefa yetmedi. 2,5 yıl falan yaptı. Evet yarım kaldı ama evet. Şey tamam. Ama o süreçte gerçekten çok şeyler yaptı. Çok büyük hizmetler yaptı. Ya bir de tabii o zaman işte Doğru Yol hükümetinin tam iktidar olunca böyle bir şanslı bir dönemdi. Evet. Hüsamettin Cindor'un işte meclis başkanlığı tabii. falan. Ya bize, güçlü isimler var. Yani Eskişehir Hüsamettin'in eskiden milletvekili olması ardından meclis başkanı olması Eskişehir'e ayrı bir güç verdi yani. Çok ciddi bir başka bir güç tabii, kattı evet. Aydın abin de rahmetlik Aydın abin de Ankara'da genel tabii. merkezde çok ciddi bir. Ya şimdi işte anıları ona onlar anlatırlar. Biz başkalarından önce sen yaşadın. Mesela Aydın Bey'in buradan şeyi telefonu kapatıp bakanlara şu parayı gönder işte hemen 15 gün içinde ben şahit oldum dediğini başkanım. Söylüyorlar yani. Ben şahit oldum. Böyle şimdi, dominant ve güçlü evet. bir isimdi yani. İsmet Atilla Maliye Bakanı odasında oturuyoruz. 3-4 arkadaş Aydın abinin konu şimdi böyle bayram öncesiydi. Bayrama bir hafta 10 gün önce neydi? Evet. Konu paradan açıldı yani. Şeyden bayram ikramiyesi açıldı. Başkan adına sorduk ya bayram ikramiyesi verecek misin? Bak işçiler soruyorlar. Ne olacak bu para? Bayram ikramiyesi ödenecek mi ödenmeyecek falan diye. Ya dur iyi hatırlattın dedim. Hesap işleri daire başkanına hemen telefon etti. Oğlum dedi gel bakalım buraya hesap kitabı çıkardı. Getirdi. Mustafa Bey'di galiba hesap işleri daire başkanı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii o şeyden sonradan şey oldu. Evet. Evet. Baktı. Sayın Başkanım dedi. İşçilerin maaşı desek memurların maaşı diyemeyiz. İşçilerin ikramiyesiyle memurların ikramiyesi desek maaşı diyemeyiz gibi. Yani birini ödesek evet, gibi yok. Evet. Tamam ne kadar bize lazım para lazım dedi. Atıyorum 3 lira. Hemen dedi ki özel kremi sekreterine İsmet Atay'ı bana bağla dedi. Bak Maliye Bakanı dedi İsmet Atay'la. Zaten sekreter biliyordu kim olduğunu. Hemen aldı. Ne haber lan falan böyle tamam mı? Çok samimiler. Ne haber nasıl gidiyor falan böyle çok telefonla şakalaşıyorlar birbirlerinden. Bak oğlum dedi hiç unutmuyorum. Bak oğlum dedi. Önümüz bayram dedi. Şimdi hesap şu daire başkanım da bilmiyorum da. Şimdi sordum. İşçiye para buna, lazım. Ödenecek. Paramız kasamızda yok. İkramiye var. Bayram ikramiyesi onunla devam lazım. Bana azıcık da para lazım. Hemen yarın göndermezsen Ankara'ya gelir o bakanlığı tepere yıkarım senin dedi. Böyle esprili bir şekilde. Yani siz dediniz ya tabii Ankara'da bakanlara falan birlikte yıllarca evet. siyaset yaptığı için bugün Yılmaz Hoca'nın gücü neyse Aydın abinin de öyle aynen, gücü vardı doğru. yani. Ya tabii bak mesela şey var bir yere ulaşılabilmek büyük şehirlerde çok önemli bir unsur. Biz mesela 20-25 yıldır
Yılmaz Hocam'ın seçim kazanması, Eskişehir'de bir sürü yatırımları yapıyor olması, bir yerlere kolay ulaşılabilir olması, tabii, bu çok önemli bir olay. Yani devlet bürokrasisinde bir üst kademeden irtibat kurabileceğin yerleri olursa çok daha kolay olur. Onun için çok önemsiyorum bunu. Yani, tabii şimdi doğru, insanlar diyor ki ya Yılmaz Hoca atıyorum bir dönemde AK Parti'den belediye başkanı yapsaydı Eskişehir iyi olur muydu? Ya şimdi yani o olmayacak bir duaya amin gibi olur. Gibi. Bir de şey var bak ya şimdi belediye hizmetleriyle ilgili Yılmaz Hoca yapabilecek her şeyi yaptı. AK Parti mesela şu anda yapması gerekenleri yapsınlar. Yani şimdi siyasetense yani, doğru mu? Evet, evet. Yani, yani mesela Kuzey Çevre Yolu'nu yapsınlar. Evet, çok tartışılan bir konu. Tartışılan mesela son günlerde çok evet, ciddi önem verildi. Evet, yani kazandı. Niye illa Alpı Ovası'na işte kömür şeyi kuracağız, santrali kuracağız diyoruz. Kurmasınlar, Kuzey Çevre Yolu'nu yapsınlar. Yani bir sürü şey söylenebilir. Yani bunlar onları bile yapsa yeterler yani şeyden. Nihayette evet, hiç kimse Kuzey Çevre Yolu'nu sırtına yükleyip gitmeyecek. AK Parti'nin anısı olarak kalacak. Bak eski geçmişte şeyi olanlar, emeği olanları bu şehir yad ediyor. Hiç kimse Kara Kamil'i unutmuyor değil mi? Tabii, evet. Yani Kalabak suyunu getirmiş ne adam. Gittik Kalabak suyunu getirdik. Kaç yıl önce? Yani, 80-90 evet, yıl önce. Yani kimse Selami Vardar öleli kaç yıl olmuş? Hiç kimse Selami Vardar'ı unutuyor mu bu şehirde? Hayır. Unutmuyor. Yani. Niye? Yatırımları kalmıyor. Tabii. Hiç kimse Aydın Alatürk'ü unutmaz. Yarın Yılmaz Hoca'yı da unutmaz bu şehir. Çünkü gerçekten şehirde dönüşüm yapmış. Eğer AK Parti'de şu andaki il ilçe başkanı arkadaşlarımız katkı versinler, yapsınlar, onları da unutmaz bu şehir. Tabii. Unutmazlar. Yani milletvekillerini de unutmazlar, il ilçe başkanlarını da unutmazlar yani. Yönetmen arkadaşlarım ben rica etsem, bu videomuz vardı, kısa bir video. Arkada onu da döndürebilirsek en azından Sayın Çakıcıer'in geçmişteki anıları da ortaya çıkmış olacak. Peki, şimdi CHP'de geçmişte bir Mart ayında mı, o Şubat ayında sanıyorum değil mi? İlk kongresi evet, gerçekleşti. Burada bir takım çekişmeler oldu. İşte anahtar liste çıktı bilmem ne falan. Hani biraz da kırgınlık da oluştu. Bir Yılmaz Büyükyaş'tan sonra da kurultay delegesi yapılıyor. Devamış Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataş'ın evet, kurultay delegesi yapılmaması falan. Bunlar aslında geçmişte hiç yaşanmamış bir şeylerdi. Yani gelenektir belediye başkanlarının kurultay delegesi olması, işte partinin ileri gelen işte milletvekili yapmış, belediye başkanı evet, yapmış, ileri gelen isimlerin yani hiç soruşturmadan onları direkt listeye yazılırdı. Ama şey olmuştu ya, rahmetli Selam Vardar'da bir dönem kurultay delegesi olmamıştı. Yani bu çok da doğru bir şeydi aslında. Ben de yani. Şimdi hocam son dakikada olmadı. Yani hocam aslında Yılmaz Hocam yanlış hatırlamıyorsam bir 20-25 yani alınan en yüksek oydan bir 20-25 aşağı oy aldı. Yani Yılmaz Hocam'da bir sıkıntı yoktu. Tabii yani ben Ahmet abi diyorum, Ahmet başkanımız. Tabii yani. Yani Ahmet abinin, tabii hepimizin abisi. Çok da başarılı bir belediye evet, başkanlığı dönemi var. Yani Ahmet abinin girememesi aslında kimsenin dahili değil. Bak burada şey var tabii, o seçimde, pardon soru bitti miydi ben bugün? Tabii tabii buyurun. Şimdi o dönemde yani biz seçime girerken Recep Taşer'in başkanlığında girdiğimizde orada bir şey savunmuştuk. Recep Başkan da bunu inatla savunmuştu. Çarşaf liste. Evet. Çarşaf liste neyi getirecekti? Aslında doğrusu yani. Doğrusu bu zaten. Şunu getirecekti. Şimdi daha önce işte böyle bir oyla kazanılan şeyle falan derken o çarşaf liste anıldı, açıklandığında salonda siz de oralardaydınız. Herkes bir oh çekti. Evet. Yani bir anda bu gergin olan ortam bir aynen, anda evet, yumuşadı. Herkes birbiriyle evet, irtibata geçti. Ve şey yani neredeyse güle oynaya bir kongre yapıldı. Şimdi tabi burada bir delegenin tercihi var. 600 delege. Ahmet abi girseydi çok iyi olurdu ama ben birilerinin inatla Ahmet Taş kurultay delegesi olmasın dememişlerdir. Orada anahtar listeler çıktı mı? Çıktı. Şey de var bu. Çarşaf listenin ruhunda var. Yani, yani niye çarşaf listede anahtar liste yaptınız demek yani, olmaz. Yani, genel merkezde bunu yapıyorsun. Genel işte, merkezde de bunu yapıyorsun. Yani Ankara'da genel merkezde evet, yapınca sıkıntı olmuyor. Genel başkan anahtar liste çıkarıyor. Yani. Tabii o böyle. Evet, şu anda arkada eski hatıra fotoğraflarınızı evet, dönmeye başladı.
Evet, şu an Recep Başkan'ın yönetimi. Evet. Evet, siz de yönetimdesiniz. Evet, yönetimdeyim. Genç bir ekip gerçekten. Recep evet. Başkan da çok emek vermiş partiye. Aynen. Ya işte ben hep diyorum ya. Milletvekili adayı olduğumuz zaman. Evet. Ya işte o zaman Utku Bey, Gaye Hanım, Cemal Okan Yüksel'i mesela 3. sıradan çıkartmıştık. Dedim ya, biz sanki o zaman biz milletvekili olduk. Yani. Çıkmış gibi sevindik çok, yani. Tabii çok da mutlu olmuştuk yani. Yine evet. CHP'nin adayları. Yani o şeyden, bu da bir sonraki işte şeydeydi. Evet. Peki, hemen bu konuya gelelim başkanım. Yani çok şey değil ama, burada neler yaşandı peki? Yani siz soruşturma geçirdiniz, disipline verildiniz. Evet. Mahkemeye falan gittiniz sanıyorum. Evet, doğru. Ya orada şey vardı, yani şöyle söyleyeyim. O bir arkadaşımızın üyeliğinin düşürülmesiyle alakalı bir olaydı. Yani bizim dahlimiz yoktu. Sonra mahkemeye gittik. Mahkeme bizi şey buldu. Yani orada bizim dahlimiz evet. olmadığını geldi. Böyle talihsiz bir olaydı. Ya yani olmaması gereken bir şeydi. Evet. Olmuş. Biz de araştırmadan, soruşturmadan o şeyin içinde olmuştuk. Yani evet. işte siz de partinin yönetimlerinde bulundunuz. İşte gönlünüze bir şey geliyor. Adam istifa etti. Sonra tutacağım diyor. Adamın sahte imzayla şeyindi. Aklandık biz o işten. Öyle de kapandı gitti yani. Hayır. En azından hala birileri konuşuyorsa onlara bir cevap şeklinde. Tabii yani bizim dahlimiz yoktu işte. Yani şeyden ona tabii bazı arkadaşlar hala kan davasına dönüştürüyorlar da öyle değil. Yani ona o şekilde bakmamak aynen. gerekir. Yani şimdi şey var bak ben hep onu diyorum işte siz de söylüyorsunuz. Partideki arkadaşlar da bilir. Yani biz partide hiç kimseye küsmedik, hiç kimseye darılmadık, hiç kimseye kızmadık. Yani biz bu dönem işte rakip olmuşuzdur. Ben hiç kimseye bugüne kadar işte, aday olduğum zamanlarda, kaybettiğim zamanlarda bana oy vermedikleri zaman gidip niye bana oy vermediniz diye sormadık. Yani böyle bir şey de olmadı. Niye? Ya biz Kazım Başkan'la hep Kazım Başkan da söyler ya 30 yıllık karşılıklı mücadele. Şimdi son 6 yıldır da beraber mücadele ediyoruz. Işte. Yani şey değil yani ne yani, o tarihte ne Kazım Kurt bana küstü ne ben Kazım Kurt'a küstüm. Oturduk yemek yedik rakı içtik. Ben mesela Kazım Başkan'ın o Verem Savaş'taki iş şeyden sonra mesela ben seçimi kazandım. Neredeyse ayda iki kere uğrardık mesela oturduk şey içerdik çay içerdik. Sonuçta partiçi tabii yani, demokrasi ya, yani. Onun için şeydeki bu işte kongredeki çarşaf lisedeki arkadaşlar yani şeyler çok fazla alınlarını getmesinler. Bu bir demokratik bir yarış. Delegeye bazen şey yapmamak gerekir. Ön seçimler oldu bak burada milletvekilinde rahmetli Selami Vardar da ön seçimde geldi evet. bak. O zaman Mesut Bilici ben Merkel İlçe Başkanı'ydım. Ön seçim yaptırdık işte ben Merkel İlçe Başkanı'yken yaptık ön seçimi. Selami Vardar, Mesut Bilici, Rafet Eren'di ve Mesut şey Selami abi açık ara farkla seçimi kazandı. Açık ara evet. farkla yani çok büyük bir farkla seçimi kazandı. Bu çok önemli bir olaydı. Yani ciddi ciddi önemli bir olaydı şeydi. O zaman belediye meclis üyeleri mesela hiç alakası olmayan insanlar geldiler belediye meclis üyesi oldular. Yani acaba olur olmaz mı denmeden geldi oldular yani. Evet. Bu da seçim çalışması galiba. Evet, evet seçim çalışması. Çifteler. Evet. Sayın rahmetli Erdal İnönü'nde bir fotoğrafımız var. Daha sonra gelip evet. Onunla... Ben şeyde işte SODEP'te. Tabii şeydeyken 87'de şeyken Merkel İlçe Başkanı'yken i̇şte, evet. burada işte bak o zaman düşün işte 28 yaşında evet, 29 genç, yaşında. Yani. Tabii yani çok ciddi anlamda genç bir arkadaşı şeyde Erdal İnönü'yle böyle şeyimiz var. Şey Baykal'la da vardı aslında bir resmimiz ama şimdi yavaş yavaş geliyor onlar evet, tabii yani. Evet. Peki hemen süremize yavaş yavaş ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ana muhalefet partisi. İktidara hep aday olan, iktidarı kovalayan bir parti ama son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir takım bölünmeler söz konusu. İşte Muharrem İnce şu anda İl dolaşıyor. Bu gezilerden, belki partileşecek. Gezilerden evet. çıkacak sonra, gezilerden sonra bir karar vereceğim diyor. Muhtemelen parti kuracak. Öbür taraftan İstanbul eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir parti kurma çalışmaları var. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir oy oranında zarar vermez mi?
Ya şey var, ben şöyle söyleyeyim. Ben ne Muharrem İnce'nin ne de Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük parçalar koparacağına inanmıyorum. Yani niye inanmıyorsun Erdal dersen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 97 yıllık bir çınar. Ve çok kökleri şeydi. Siz partici olduğunuz için çok daha iyi anlarsınız. Yani öyle teşkilatlanmak, gitmek, varlığını sürdürmek falan çok zor bir iş. Öyle oy olmak da çok zor. Şimdi Muharrem İnce'nin çok ciddi bir PR'ı var mı? Var. Mustafa Sarıgül tabii şeyde işte yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama o da bir ara tekrar denedi, olmadı. Olmadı. Yani o orada kaldı. Evet. Yani ben Sarıgül'ün çok şey değil ama yani öyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vereceklerden %1'lik, %2'lik oyların dışında çok da öyle büyük bir etki yapacaklarını zannetmiyorum. Çok zor. Yani çok büyük zarar vermezler yani. Evet. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de şimdi bölünerek Sayın eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu evet. Da birlikte eski Maliye Bakanı bir parti kurdu. Ali Babacan evet. Şimdi onlar da en azından üçe bölünmüş oldular. Peki o bu kurulan Anavatan AK Parti'den kupta kurulan iki partinin seçimlerde bir varlık edebilmesi, bir başarı olması mümkün mü sizce? Yani onu görebiliyor musunuz? Siyaset olarak söylüyorum. Vallahi ben sade vatandaş şey var. Şöyle söyleyeyim. Sanki Deva Partisi biraz daha Babacan'ın partisi. Babacan'ın partisi biraz daha önde olacak gibi gözüküyor. Tabii ne kadar oy alacağını falan bilemem ama etkili olacağı kanaatini taşıyorum. Umarım da etkili olur. Yani demokrasinin işleyiş açısından çok önemli buluyorum bunları. Önemsiyorum da. Her ne kadar geçmiş dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün olumlu ya da olumsuz şeylerine o dönemde ortak olup bu dönem vazgeçseler de yani en azından Türkiye demokrasisine katkı vereceklerine inanıyorum. Umarım başarılı olurlar diye. Evet. Ama peki şimdi yani yani ben onların AKP'den böyle gümbür gümbür bir şey koparacaklarını çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani öyle. Hayır, şimdi seçmenin karşısına çıkınca ne diyecekler? Yani çünkü bir takım alınan karar, Türkiye'nin yönetiminde 18'den beri Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bundan kopanlar da en az 16 yıl bu parti çatlatı mücadele verdiler. Yani. Sen şeylere birlikte, sevabıyla günahına hepsinin iş altına imza atmışsın. Şimdi vatandaşın kardeşim bu başarısız şöyle yaptık derken vatandaş sormayacak mı kardeşim o zaman siz de bu 16 yıl niye imzalamadınız? Evet, yani. Onun için ben çok fazla böyle şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir şeyler koparacağını, keşke koparsalar diyorum. Evet, yani. Ama umarım başarır. Evet yani şu anda. Ama demokrasimize renk katarlar. Aynen tabii yani. Çok en azından onları da geçmişte kendilerine öz eleştiri yapma fırsatı doğmuş oluyor. Bunu zaten da yaparlarsa. Zaman zaman söylüyorlar yani televizyon programlarına çıktığı zaman takip ediyorum. Yani yaptıkları yanlışları hatta Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu Sayın Cumhurbaşkanı'na o zaman başbakanken bir takım yanlışların bunlar yanlış olduğunu yüzüne karşı söylediklerinde ama ısrarla Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakan'ın böyle olacak demesiyle biz onu değişme şansım olmadı. Ben muhtemelen söylediklerine inanıyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi anlamda dominant bir şey var. Yani onların dileklerini, temenniler ya da önerilerini ben de onlar gibi çok kabul ettiklerine ihtimal vermiyorum diye düşünüyorum ya. Şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Evet. Ama umarım başarılı olurlar. Ama ben şey değil. Yani bu ana çizgiden çok kopulacağına inanmıyorum. Yani zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra koalisyonlar önceden yapılıyor. Yani şimdiki adıyla ittifaklar yapılıyor. Evet. Yani genel başkanımız da yani bana göre son dönemde inanılmaz bir şekilde ittifakların yani Türkiye'ye demokrasinin, insan haklarının, hukukun yerleşmesi için inanılmaz bir mücadele ediyor. Muhalefet olabilecek demeyelim de Türkiye demokrasisine katkı verecek siyasi partilerle işte Sayın Meral Akşener'le, Temel Karamollaoğlu'yla, işte Ali Babacan'la, Ahmet Davutoğlu'yla çok ciddi anlamda ilişkileri var. Bunları bir arada tutmaya çalışıyor. Onun için zaten bana göre
düşmanlaştırıyorlar. Hı hı. Genel başkanımıza suikast düzenlemeye çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Yani belki parti içi demokratik kuralların işleyişinde çok başarılı olmasa da Sayın Genel Başkan, ama ülke konusunda, ülke genelindeki duyarlılığı ben çok takdir ediyorum. Çok da kıymetli buluyorum. Yani, belki vaktimiz yetti ama şu önemli. Yani Sayın Genel Başkan şunu yapmalıydı. Yani sadece Eskişehir değil, Türkiye'nin birçok şehrinde ön seçimler, az önce dediniz ya, biz ön seçim yaptık, çok da başarılı olduk ya. Evet. Ön seçimlerle, mesela ben meclis üyesi aday olduğumda biz ön seçim yaptık. Süleyman Çakır hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum. Evet, ön seçimden çıktı. Ben 14. sıradaydım. Siz Süleyman Çakır'ı yaptınız, biz de ticaret sitesinde yaptık ya, evet, aynı dönemde. Aynen. Evet. 14. sıradaydım ama seçimden sonra da 4. sıraya yerleştim. Sonuçta yani vatandaş, partili, ben sadece daha istemiyorum, Erdal'ı istiyorum derse Erdal'a tercih ediyor. Yani bu önemli aslında. Ya bak, şey var Sadi Bey, ben senin dediğine katılıyorum. Yani partide ön seçimler çok değerli, kıymetli. Evet. Yani partili seni bir yere koyacaksa koyarlar. Evet, aynen. Ben inanıyorum. Yani evet, o partilinin şeyine güvenmek lazım. Yani onun sağduyusuna güvenmek, evet, lazım. Onun inancına güvenmek lazım. Partili senin emeklerini ziyan etmez. Aynen. Ön seçimlerde yaşadık bunu. Tabii canım. Yani hiç alakası insanlar gelmedi. Öyle bir şey yok. Yani partili senin o partide verdiğin emekleri mutlaka günü geliyor değerlendiriyor. Bir de başka bir şeyi daha getiriyor. Şimdi ön seçimden önce, mesela ön seçim yapılıncaya kadar, adaylar belirlinceye kadar, o süreç içerisinde en ücra noktaya kadar ulaşıyorsun. Evet. Ulaşıyorsun. Tabii yani canım, hem partiline ulaşıyorsun, partinin aracılığıyla şeye ulaşmış oluyorsun. Ya bak, ben kendi örnek vereyim. Yani biz ön seçim için ilçelere ulaştık. Çünkü tabii ilçelerden işte gelen delegeler de vardı. Tabii. Yani onlar da oy kullanacaklar. Birçok ilçeye gittik. Hatta büyük köylere gittik. Oradan da delegeler vardı. Onlara da ulaşmaya çalıştık. Yani bize oy verin diye. Ya bak diye. Şimdi çok basit. Şimdi milletvekili adayız. Yani, ön seçim olacak. Evet. Şimdi bizim en uzak ilçemiz neresi? Günyüzü. Günyüzü'nün Dutlu köyünü diyelim mesela. Evet. Çınır'a yakın. Yani, aynen. Şimdi yani bir kişi üye olsa da oraya ya ben ya benim arkadaşım ya da öbür arkadaş. Tabii. Yüzüne de gidiyor, Dutlu köyüne de gidiyor. Ya da ne bileyim Miyalıççı'nın işte şey sınırındaki Süleler köyü. Ya. Mesela kimse şu anda yerini, ama adam ta Süleler köyündeki o bir kişiye gidiyor. Ya. O bir kişiye gidince, evet, ne oluyor bilmiyorum. Hem partideki arkadaşla aidiyetin kazanmış oluyor. Partili olarak da o köyde senin varlığın işte. Aynen. Yani orada gidip Sadi Seda'yı. Değer verdiğini gösteriyorsun. Tabii yani. Sadi Seda'yı görmüyorsun. O köylülerle, tabii, oturuyorsun. Şimdi kahveler falan kapalı ama orada, evet, kahveye gidiyorsun, çay içiyorsun. Tabii tabii. Tabii. Dertlerini de dinlemiş oluyorsun. Evet, yani. Parti politikalarını anlatma şansın partiye oluyor. Partiye canlılık getiriyorsun tabii işte kesinlikle. Yani. Yani kesinlikle. En azından ben Erdal Bey'i istiyorum dediği zaman Erdal Bey'i oraya seni yere getirebiliyor yani. Bu parti için demokrasi çok önemli ama maalesef son yıllarda partide genel başkanlar özellikle biraz bunlara çok sıcak bakmıyorlar. Ya AK Parti bunlara şey oldu ya, önderlik evet, yapıyor gibi geldi bana. Peki hemen 3 dakikamız kaldı son. Öyle mi? Önümüzdeki bir süreç içerisinde 2021 yılında biz ön seçim veya ön seçim diyorum, seçim bekliyor musunuz? Bence olur. 2021'in ikinci yarısında, yani Haziran'dan pandemi sonra biraz evet yani şeyden sonra yani Ekim, Kasım, Eylül, yani ben ikinci yarısında seçim bekliyorum. Evet. Yani Türkiye'nin siz de içindesiniz işte, ekonomik koşullar çok ciddi, ağır bir şartlar yaşıyor. İkinci dönemde taşır diye düşünüyorum ben. Evet, hemen son soru olarak şunu söyleyeyim. Yani bu pandemi süreci, az önce de konuştuk, birçok esnaf kapatmak zorunda kaldı. Yine kararlar alındı, işte kahveler kapandı, lokantalar kapandı, evet, alışveriş merkezleri kısıtlandı. Yani bu süreç içerisinde Mart'tan bu yana 8 aydan beri küçük esnaf can çekişiyor. Evet. Yani kendilerine verilen küçük küçük imkanlar da onları derman olmuyor. Ne yapmak gerekir? Ya şimdi şey var Sadi Bey, hemen hızlıca söyleyeyim. Yani bir kere siyasi iktidar şu kararı almadı. Yani küçük esnafı can suyu olacak kararlar almadılar. Evet. Sadece borçlandırdılar. Hı. Yani işte kredi verdi, borçlandırdılar. Yani sana al şu 10 bin lirayı ama işte 6 ay sonra öde dediler. Evet. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Şimdi pandemi süreci devam ediyor ve bütün küçük daha hızlandı. Bütün küçük işletmeler kazandı. 6 ay önce verdikleri kredilerin ödeme günü geldi. Evet. Mesela şimdi yapılandırma yapıyorlar. Para kazanacaktım. Tabii. Yapılandırma yapıyorlar, vergi ve SSK'da onları da ödeyemeyecekler. Evet. Kredileri de ödeyemeyecekler.
Yani bu hem o verdikleri kredileri hem de şu vergi yapılandırmasının ödemesini en az 6 ay, hatta bana göre 1 yıl örtüye almaları evet. gerekiyor. Belediyelerimizin esnaflarla ilgili son dönemde iyi çalışmaları aynen. var. Katkı verilmeye evet. çalışıyor. Şey yapıyor. Küçük esnafa da can suyu olacak. Siyasi iktidar çok ufak tefek dokunuşlar yapabilir. El iş yani ailelerini getirecek dokunuşlar yapsa, Avrupa'da örnekleri var evet, onların. Evet. Türkiye çok büyük yük olmaz diye düşünüyorum. Yani. En azından dediğiniz gibi o krediler ötelense, işte SSK vergi borçları ötelense biraz da destek olunsa maddi anlamda. Ya, çünkü... Tabii yani şimdi yani 10 bin lira vermesinler ama 1000 lira da aylık mesela temel ihtiyaçlarına evet. karşılık yardımlar verirse, işte kira stopajları kaldırsa, yani işte 10 kalem vergi var. 10 kalem verginin tamamını devlet şu anda topluyor yine. Evet. Yani stopaj vergisini alıyor, bilmem ne, damga vergisini alıyor. Şunu. Yani sen her işlem yaptığında bütün vergiler alıyor. Dolaylı vergilerin tamamını evet. alıyor. Ya onları mali kaldır, kaldırmıyor. Kazanmıyorsa kazanmadığın yani, halde o vergi ödemek zorundasın. Gerçekten küçük esnafın Allah yardımcısı olsun. Amin, yani. Amin. Yani bak şimdi işte çay ocakları vardı, lokantalar vardı, kahveler vardı. Yani Eskişehir'de 5000 esnaf şu anda nötr. Evet. Hiç yok. Ve o insanlar öyle çok büyük paraları falan, birikimleri olan falan insanlar hele değil. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı, bir de sokağa çıkma yasağı tekrar uygulanmaya kalkırsa esnaf iyice batmış olacak evet. ya. Ya şey, toptancılarından gıda üreticileri kazandı. Evet. Ben çiftçiler falan da kazanmadılar. Onlar işte gıdanın böyle erişilebilir kolaylığı da o zincirde böyle tıkır tıkır işlemiyor. İthal ediyorlar falan, birileri kazanıyor. Yani. Umarım sağlıklı günlerde tekrar İnşallah. Birlikte olmak nasip olur. Herkese kolay gelsin diyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani, çok güzel bir program oldu. Evet, sağ olun. Bayağı da özlemişiz uzun zamandır. Aynen. Evet, epeyden beri de görüşmedik. Evet, yani. Epeyden görüşmedik. Çok iyi. Yıldan beri yüz yüze görüşmedik. Evet. Birkaç defa telefonda görüştük ama evet. güzel bir sohbet oldu. Katkınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah dediğimiz gibi pandemi en kısa zamanda biter. Dünyayı terk eder. Sadece ülkemizde değil, dünyada tabii. çünkü. Yani, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben de sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok sağ olun. Efendim, haftaya görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.